Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. İlk sorumuz ÖSYM köşesinden bir soru olduğu için ben çözemiyorum maalesef onu uygulamadan bakarsınız. Hatta MSÖ'yü 2022'de çıkmış bir soru arkadaşlar. İkinci soruyla testimize başlayalım. İkinci soruya bakacak olursak 3 tane dikdörtgensel kağıt üst üste konulduğunda şekildeki açılar elde ediliyor. Evet 120, 70 ve x açıları elde edilmiş. Buna göre x açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar dikdörtgenin şu hallerini şöyle eksik parçalarını şöyle bir tamamlayalım isterseniz. Şöyle tamamladık ve işimiz daha da kolaylaştı şöyle. E, o zaman şu 120'den başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. Şuradaki 120 ise burada kaç kaç derecedir? 60 ya da burada kaç kaç derecedir? 60. 60 90 ise burası 30 yapar. Hocam şurada da şöyle uzatacak olursak 30 ise ters açıdan 30. 90 ise burası 60 yaptı. Burası da 60 yaptı, 60-90sa burası kaç yaptı? 30 yaptı. Ee, sonra 70'i de kullanacağız biz. 70 şurada bir yöndeşlik var. Burada e, tam böyle gözükmüyor ama üçgen var arkadaşlar. Şöyle, şuradaki üçgeni ben size şöyle bir göstereyim isterseniz. Şöyle bir üçgen var. Şöyle bir üçgen. Şöyle bir üçgen var. Ee, buradaki 30'dan ters açıdan dolayı burası da 30 derece yapıyor. Şurası da 30 derece. Sonra burası 30 dereceyken. 70 ise yöndeşlikten dolayı şurada kaçta 70 olmuyor mu? Bakın dikkat edin. Şurada kaç? 70 derece. yöndeşlikten dolayı burada kaç da 70 derece yapacak. Çünkü şunlar da birbirine paralel ya. 70 ise 70 yapacak. Yani burası 70 yaptı. E burası 30'du. Burası 70. Burada kaç kaç yapıyor? Şuradaki üçgendeki şu üçüncü açı kaç yapıyor o zaman? Bu üçüncü açı 70 30 daha kaç? 100. Buraya kaç derece kaldı? 80. Şimdi bizden ne isteniyor? Şurada kaçım isteniyor? Bak şuradaki üçgendeki evet şurası bu üçgenin şöyle uzantısında şöyle bir x açısı var. Ters açıdan dolayı x açısı da kaç yapıyor o zaman? 80 derece yapıyor. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı böylelikle e şıkkı oldu. Geldik üçüncü soruya. ABC dikdörtgen Sonra DF eşkenar üçgen demiş. Hemen DF eşkenar üçgense eşkene üçgendeki açıları yazalım. 60 60 60. Hocam 60 ise ters açıdan 60. Hatta burası 90 derece olduğundan dolayı burası da 30 derecedir. 30 90 ise burası kaç oldu o zaman? 60. 30'un karşısı 4 60'ı karşısı 4 3 oldu. Sonra EH'ı 9 vermiş. EH'ı 9 kullanalım. EH 9 ise şuradaki uzunluk 9 olmasını kullanalım. Bu arada 30'un karşısı 4 iken 90'ın karşısı kaçtır? 8'dir. Çünkü 30'dan 90'a geçiş 2 kat. E tamamı 9'du. O zaman buraya ne kaldı? 1 kaldı. E eşkenardan dolayı burası da 1 burası da 1. 90 derece çıktı ve burada bir dik üçgen çıktı. Yani x'in karesi 1'in karesi artı 4 köküçün karesi olacağından dolayı x'in karesi eşittir 1 artı 48'den kaç yapıyor? 49 yapıyor. Böylelikle x de kaç buluruz? 7 buluruz. Yani 3. sorunun doğru cevap böylelikle B seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. 4. soruda da ABC'de dikdörtgen denilmiş. Sonra EF ile şununla şu birbirine paralel verilmiş. E burası 155 ise şurada kaç kaç derecedir arkadaşlar? 25 derecedir. Sonra şöyle bakacak olursak bu bir yamuk gördüğünüz üzere. Bu yamukta x kenar yamuk olduğu için Taban açıları birbirine eşit değil midir? Evet. Yani burası da 25 derecedir. Ya yani istersen şöyle yapabilirsin. Ne bileyim. E, X kenar mı bilmiyoruz hocam dediğinde. Şöyle uzatıp da ona göre de hamle de yapabilirsin aslında. Ama e, sonuçta şey çıkacak. Hani e, şurada bunlar paralel ya. Şöyle ispatını yapayım. Şunlar paralel ya. Hocam buraya çizgi der, dersek çizginin çift e, çizgi artı çift çizgi oranı e, burası da çizgi olmak zorunda. Çizginin çift çizgi artı e, çizgi artı çift çizgi oranından dolayı. İkiz kenar çıktı. 25 ise burası da 25. E o zaman burası da 25. Yön değişikliğinden dolayı burası da 25 diyebilirsin. Ama ikiz kenar yamukta biz ne biliyoruz arkadaşlar? Taban açılarının birbirine eşit olmasını biliyoruz. E burası 25 ise buraya ne kaldı? 65 kaldı. E o zaman burası 65 ise burası da 65'tir. 65, 65 ve alfanın toplamı 65, 65 ve alfanın toplamı da 180 yapacağından şurası 130 yaptı. O zaman alfaya da kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Dolayısıyla dördüncü sorun. Doğru cevap böylelikle B seçeneği oldu. Geldik 5. soruya. Katlama var. Katlamada eski haline geri açacağız. Açılmış hali de var zaten burada. Herhangi bir sıkıntı yok. E o zaman katlamada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen açılar birbirine eşit. E hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. E burası 110 sa şöyle 110 sa burası kaç derecedir? 70 derecedir. E şunlar birbirine paralel ya. Şöyle bir Z yok mu? Bakacak olursanız şöyle bir Z var. Gördünüz mü? Z'den dolayı 70 buradaki burada kaç çıkar? 70. E o zaman burası da 70. Sonra bakın üçgen çıktı burada. Şuradaki üçgende 70-70-140 buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı. E 40'ın da 180'e tamamlayanı kaçtır? 140 derecedir. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6. soruya. Dikdörtgen biçimindeki bir havuz. Yüzeyinde bulunan 25 birim uzunluğundaki kalınlığı önemsiz, önemsiz temizlik sopası. Bir ucu havuzun bir köşesindeyken konum değiştirdiğinde oluşan uzunluklar aynı birim cinsinde verilmektedir. Evet şöyle verilmiş arkadaşlar. Buna göre havuz yüzeyinin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne diyelim? Şuraya bir A diyelim. A artı 8 ise başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş değil mi? Buraya A diyelim. Bu da dikdörtgen şeklindeki bir havuz olduğundan dolayı burası A artı 8 ise yukarısı da nedir? A artı 8'dir. Sonra şuraya bir B diyelim. B artı 4 ise burası da nedir? B artı 4'tür. Hocam bir burada Pisagor yapacağız. Bir de burada Pisagor yapacağız. E, buradaki temizlik sofası hop buraya gelmiş. Tam burada uzunlukta 25 birim uzunluğunda değil mi? Evet. Şimdi burada normalde şöyle yaparsınız arkadaşlar. 25'in karesi neye eşittir? Bak anormal yoldan yapacağım. A'nın karesi artı B artı 4'ün karesine eşittir. Aynı zamanda 25'in karesi de aynı zamanda A artı 8'in karesi artı B'nin karesine eşit değil midir? Evet. Her ikisi de 25'in karesine eşit olduğundan bu şekilde bir işlem yapabiliriz. Sonra iki bilinmeyenin denklem karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bir şekilde A'yı B'yi buluruz. A ben burada hissetmek istiyorum. Şuradaki üçgen 25 var ya. 25 ile ilgili hangi özel üçgen var? Hocam 7, 24, 25. Acaba burası 7 iken burası 24 mü? 24 olduğunda yani A'yı 7 bulduk. B'yi de kaç bulduk? 24 bulduk. Hayır B'yi de 20 bulduk arkadaşım. Bakalım şurada sağlanıyor mu? B 20 iken A kaçtı? 7'yi de 7, 8 daha kaç yaptı? 15. 15, 20, 25 sağlaması tuttu mu? Tuttu. E dolayısıyla o zaman 7 24 25 de sağlandı. 15 20 25 de sağlandı. Dolayısıyla bu A kesinlikle 7'dir. B de kesinlikle 20'dir. E o zaman her şey çıktı meydana. Şuradaki uzunluk kaç çıktı? 24 çıktı. Buradaki uzunluk kaç çıktı? 15 çıktı. E o zaman alanda kaç çıkacaktır? 15 çarpı 24'e eşit olacaktır. E o zaman 15 ile 24'ün çarpımı da kaç yapıyor? 15 ile 24'ün çarpımı 4 kere 5 20, 4 kere 1 4 60 Burası da 30 sanırım 360 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? 6. sorunun doğru cevap. Böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Şuraya da 360 diye yazalım istersen. Şunu da silelim ayıp olmasın. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Kenar uzunlukları 3 ve 4 birim olan kareler şu şekildeki gibi konulmuş ve şöyle köşegen çizilmiş. Köşegenin uzunlukları da burada kesmiş. Arkadaşlar bu kare olduğundan dolayı 45-45 değil midir buraları? Evet hocam burası da köşegen 45-45. Burası da 45-45. Burası da 45-45. E 45 ise ters açıdan 45. E hocam burası 90 olduğundan burası da 45. Aynı şekilde ters açıdan 45. 45-90 ise burası da 45 yaptı. 45-45 90 üçgeni burada da çıktı. E şurası üçgen burası da 3 müdür? Evet. Dörtgen burası da 4 müdür? Aynen öyle. Sonra ne diyeceğiz burada? Hocam burası A diyecek olursak burası da A'dır. Bak şu da büyük de bir kare değil mi? Evet. A artı 4 ise A artı 4. O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. E hocam burası da 4 olacak o zaman. ikiz kenardaki üçgenden. A şurası kaç çıktı? 7 çıktı. O zaman burası 7 ise burası da kare olduğundan dolayı 7 olmak zorunda. Dolayısıyla x'i kaç bulmuş oluruz? 7 bulmuş oluruz. Yani 7. sorun doğru cevap böylelikle A seçeneği oldu. Geldik 8. soruya. Evet. Kare verilmiş. A, B, C, D. kare verilmiş. Kare verildiğinden dolayı bu kaçar derecedir? 45'er derecedir. Bunlar 45 derece. E, bu da bir dikdörtgen verilmiş herhalde değil mi? Evet dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgen ise buradaki açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Hatta burası da 90 yaptı. O zaman 45 90 ise burası da 45 burası da 45. Burası da 45, burası da 45, burası da 45 oldu mu? Oldu. Kökki ise bunlar kaç yaptı? Bir birim, bir birim yaptı bunlar. Hocam 2 kökki ise bunlar da 2 birim, 2 birim yaptı mı? Yaptı. Dikkat burası 3 karşı kenarı da 3'tür. 3 üç ise burası da 3 yaptı. E bizden dikdörtgenin alanı isteniliyor. Dikdörtgenin alanı da hocam şu ve şu Kenarları olduğu için yani 3 ile 5. 3 ile 5'in çarpımı 15 yapar alan soruluyor bize. Dolayısıyla 8. sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki birim karelere ayrılmış kağıdın önce AD kısmı kesilip önce AD kısmı kesilip şöyle bir katlama yapılmış. Sonra ne yapılmış? Sonra bunu da böyle katlamışız mı? Bakalım bir okuyalım. AD kısmı kesilip AB, CD boyunca katlanıyor. Elde edilen şekil D doğrusu boyunca tekrar katlanıyor. D doğrusu boyunca. Elde edilen şekil. He, ben bunu böyle katladım. Bu ne peki? He, şu. Ondan sonra buraya geliyor. Tamam. Ben bunu böyle katladım. Ondan sonra D doğrusu boyunca katlayacağım. D doğrusu boyunca katlanmış hali de ne oldu? Şu şekil oldu. E, en son olan şekilde de şurada bir K doğrusu boyunca kesmişiz. Son durumda elde edilen kağıt K doğrusu boyunca kesilip açıldığında kalan büyük parçanın alanı kaç birim kare olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi en sonki ki şekilden başlayacağız arkadaşlar. Geriye doğru açılım yapacağız. Hadi geriye doğru açılım yapalım bakalım biz. Geriye doğru açılım yaptığımızda ben bunu şu doğru boyunca katladığımda şunu elde ettim. O zaman arkadaşlar şu şekilde açıldığı zaman şöyle eski haline geri gelir mi? Gelir. Evet bakın şu haline geri geldi. Yalnız burada Şöyle bir kesim yaptık ya. Bu kesimde bizim için önemli olan nedir? Şu. Arkadaşlar dolu olan parça bu. Eyvallah. Şimdi dolu olan parça bu. Ben bunu kesmişim. Buradaki parça gitti. Bu parçanın simetriği nerede? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Bu parçanın simetriği hocam şu parçanın şu doğruya göre simetriğine bakacağız. Bu böyle katlanıp buraya geldi ya. Yani bu Kaç parça? 1, 2, 3, 4 parça. 1, 2, 3, 4 parça. E bunlar üst üste katlandı. Yani burada kaçlar? 45 derece. Zaten bak 45, 45. Birim karelerin köşeleri boyunca gidiyor. Şu nokta nereye geldi? Buraya geldi. Peki bu nokta nereye gelecek? Buradan yapalım istersen. 3 birim burada. E 3 birim şuna göre katlama yapıldığı için burada şu çizgi boyunca gidecek. Şöyle bu noktada buraya gelecek. Evet bu noktada buraya geldi. E o zaman bu noktada buraya geldiyse, önceki noktamızda bak şöyle şurasıydı. Onu da şöyle mi çizsek? Onu da şöyle çizelim istersen? Heh. Şimdi kesik parça bu. Sen burada şöyle bir katlamayı yaptığın zaman bu nokta nereye geldi? Şuraya geldi. Önemli olan bak şunu bulmaya çalışıyoruz. Bu nokta buraya geldi. Şuradaki kesilen parça nerede? Hocam, kesilen parça işte tam olarak burada olmuş oldu. Tamam Mavi parça kesilen parça oldu. Şu açıldığında oluşan şekil ne oldu arkadaşlar? Bu açıldığında oluşan şekil işte şu oldu. Şunun simetriyi, evet. Şunun simetriği daha doğrusu bakın şunun simetriği katlamayı açtığımız zaman şuradaki paraya kenar gibi bir şey yaptı. Gördün mü? Şu şuraya geldi. Bu da buraya gelmiş oldu. Şimdi bunu da yukarı doğru açacağım. Hadi bunu da yukarı doğru açalım. Nasıl açacağız bunu da yukarı doğru? Bunu da yukarı doğru şöyle açacak olursak şöyle bir şey yaptı. Bunu da yukarı doğru açtığımız zaman bu şeklinde simetriye nasıl olmuş oluyor böyle? Şu şekilde mi olmuş oluyor? Hop şöyle hocam bu zaten burada bunun simetriği de nereye geliyor bak bunun simetriği de şuraya gelmiş oluyor şöyle. Hani şu doğruya göre simetriğini alacağız hop şöyle olmuş oluyor. İşte katlanmış halde bu olmuş oldu. O zaman bizim elimizde oluşan şekil en son ne çıktı arkadaşlar İşte tam olarak şu şekil karşımıza çıktı. Şuradaki mavi parçalar atılmış oldu o zaman karenin alanından ne yapacağım ben şu mavi parçalı alanları atacağım. Mavi'nin alanını bulabiliriz. Mavi'nin alanı kaç? Hocam burası 3 burası 4. 3 kere 4 12 bölü 2'den 6 mı çıktı? Evet. Burada kalan 6 ise bak burada kalan 6. Hocam şu doğruya göre katlamasını aldığımda burası da 6. Bu doğruya göre katlamasını aldığımda burası da 6. Yani ben ne çıkartacağım? 3 tane 6'yı çıkartacağım. Neden? Birim karelere ayrılmış. Şuradaki kağıttan 4 4 8'e 8'lik kağıttan ne yapacağım? Şu 3 tane 6'yı çıkartacağım. Yani 8'in karesinden 3 tane 6 çıkacak. 64'ten ne çıkıyor? 18 çıkıyor. O zaman burası da kaç çıkıyor? 46 mı çıkıyor arkadaşlar? Evet, böylelikle cevabı da bulduk. 46 bulduk. Gerçekten güzel bir soru. Tekrar söyleyelim. Şimdi önce böyle katlamışız, katlanmış. Sonra bu bu doğru boyunca katlanmış şöyle. kağıda e, kağıdı açtık. Hani şu şekilde açmak değil de şu şekil üzerinde şey yaptım. Bu kağıdı açtığım zaman eski şekil bu şekline geldi. E, burada bak şuradaki şeklin de simetriyi hop bu köşede oldu. Sonra bunun da yukarı doğru açtığımda bunun simetriği de şurası oldu. Şu doğruya göre simetri arkadaşlar. Yani kaç tane 6 çıkmış oldu burada? 3 tane 6 çıkmış oldu. Gerçekten güzel bir soru ve ben bu ayarda bir soru artık ÖSYM'nin sormasını bekliyorum arkadaşlar. E daha öncelerinde KPSS'de işte Ales'te Males'de böyle tarzda sorular sordu. ÖSYM hala da YKS sınavında böyle bir soru sormadı. Ve böyle bir soru büyük ihtimalle çıkması yüksek ihtimalli sorulardan biridir arkadaşım. Evet böylelikle 9. soruyu da A şıkkı bulduk ve test 3'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.